Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır böyle sert başlangıç yapmıyordum ya. Sesim soluğum kesilmişti. Davara geldim arkadaşlar. Şu anda davardayım. Şöyle etrafımı göstereyim. Geçilerim yayılıyor. Ay aslanlarım vay. Ayrın ulan. Aslan bunlar aslan. Maşallah 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 bunlara ya. Arkadaşlar bugün çoban videosu geliyor. Aslında pek yapmıyordum ben, çaydanlık falan almıyordum. Bugün bir çaydanlık alayım dedim. Ondan sonra bir patlıcan, domates, biber, 3-5 tane de aşağıda göbek buldum. Göbek mantarı. Onları dedim bir gömeyim. Çayımı da içeyim inşallah. Davarda müsaade ederse, şöyle yayılırsa edecek. Vay benim kuzularım vay. Vay benim aslan tekim. Daha mı geldin sen ya? İnşallah güzel bir video olacak arkadaşlar. Hatta bir de şiş aldım. Şiş. Sözü söylemesi biraz ayıp. Aşağıda sucuklu yumurta yapmıştık ya. O tarafa geldim bugün. Orada pişireceğim onu. Göreceğiz size. Bakalım nasıl olacak. Orada odun da bol. Dedim közde güzel olur. Orada pişireyim. Yiyeyim inşallah. Davarımda duracak mısınız da? Müsaade edin tamam mı çocuklar? Güzel bir çay içeyim ben ya. Daha çay içmez oldum ne zamandır. Sizlerle birlikte güzel bir keyif yapacağız. Sizler evlerinizdesiniz. Allah hepinize kolaylık versin arkadaşlar. Zor ya. Yani evde kapalı kalmak. Allah'ım yarabbim şu şeyden mi kurtulduk mu inşallah. Virüs müdür nedir? Beladır. Allah'ım yarabbim bizleri bağışla yarabbim. Valla bize bu aslında bir uyarı da. Sen büyüksün Allah'ım. İnşallah en kısa zamanda şifa ismiyle bizlere şifa, şafi ismiyle bizlere şifa verir. Ağzım dilim karıştı arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle yavaştan yukarı doğru gideyim. Kameramı da çevireyim, önce bir şöyle etrafı göstereyim. Sonra yukarı doğru gideceğim, biraz güdeceğim. Saat daha erken. Bugün hava da bulutlu. Ondan sonra öğlene doğru yaklaştığımı cızbız yapacağım. Göbek buldum. Dediğim gibi göbekler de güzel oluyor ateşte, közde. İnşallah sizler de bu dediğim gibi virüsten kurtulduk mu? Virüs bitti mi? Sizler de böyle kırlara, ormanlara gidersiniz. Böyle bir kafanızı dinlersiniz. Bir keyif çekersiniz inşallah. Yolu düşenlerle de burada birlikte yaparız. Değil mi arkadaşlar? Ben isterim yani takipçilerimden, sevenlerimden gelsin, onları ağırlayalım. Ama şu an sıkıntı çok büyük. Hey! Karanın iki doları ya. Vay aslanlarım benim ya, aylın kuzularım. Yazımı kışa çevirdin. Karlar yağdı başa Leyla'm. Başa Leyla'm, başa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin. Karlar yağdı başa Leyla'm, başa Leyla'm, başa Leyla'm. Arkadaşlar buradan ötesini bilmiyorum. Maalesef. İnşallah karga gibi bağırıp da davarları da rahatsız etmemişim. Biraz hızlandılar. Ondan mı ki acaba? Dur ulan, tamam lan, söylemeyeceksin lan. Şarkı yok arkadaşlar. Normal. Normal. Rüzgar sesiyle yayılın. Her an gözümde perdesin. Nereye gitsem sen oradasın. Her an gözüm de perdesin, nereye gittim sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan
Uça Leyla, gökte uçan. Uça Leyla, uça Leyla. Ey maşallah be, aslan bunlar, aslan. Arkadaşlar, Ferdi Tayfur'u da çok severdim ben önceden. Gurbetteyken var ya, Müslüm Gürses. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım. Biraz sir rüzgar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım. Biraz sir rüzgar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Ne dinlerdik be. Gurbette de iyi gidiyor Ferdi, Müslüm, İbo. Of lan of. Eski anılarım canlandı bir anda ya. Bu kalemun gibi adamız. Nereye gitsek kılıfına uyduruyoruz arkadaşlar. Alıştırıyoruz kendimizi, yapıyoruz. Allah'a şükür taştan ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ferdi'den de aslında biliyordum da şu an aklıma hiç gelmiyor niyeyse arkadaşlar. Neydi ya Ferdi'den mesela? Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, söyle. Korkma söyle, söyle. Giderim bu diyardan, merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yol taş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen, merak etme sen. Bunun da bir yerinde yanlış bir şey oldu ama hatırlayamadım arkadaşlar. Arkadaşlar ateşimi yaktım. Hava soğuk, davarım da oradan dolanıyor şuradan. Acayip bir soğuk var. Burada da gördüğünüz gibi odun bol. Bolca yakacağım. Bunları kesmişler, kesimciler. Götürmemişler buralara. Çürümeye terk etmişler işte. Biz de yakıyoruz böyle. Bolca yakayım. Bayağı hava soğuk yani, kar yağacakmış gibi hava var. Korlaşsın, biraz bir parça kor olsun, çayımı da koyayım. Bolca yansın ya. Çürüyüp gideceğine. Çayımı da koyayım. Sizler de biraz ateşin yanlışını seyredin yani, böyle çıtırtısını. Şöyle sizlere de yakınlaştırayım. Odunlar da kuru olduğuna ne biçim yanıyor ya. Bir anda tutuştu.
kemiklerini de koydum. Arkadaşlar bu kaynarken ben davarlarıma bakayım. Ondan sonra ateşim de gol olsun. Domates, biber, patlıcan, şiş getirdim bugün. Ondan sonra göbeği de pişireyim. Karnımızı doyuralım. Hava soğuk. Şu odunları da biriktireyim de yansın. Arkadaşlar çayım kaynadı. Çayımı demleyeyim. Davarım da geldi gördüğünüz gibi. O sos yağmur. Ayağım yandı ya. Beş. Hey! Orada iki tane mal kalmış. Arkada arkadaşlar. Hey! Şimdi arkadaşlar közümü ayarlayayım. Bayağı közüm falan da oldu. Hey! Arkadaşlar odun bol diye yaktım şimdi de yanacağım ya. Davar da öktü arkadaşlar. Orada da iki tane abi var. Çay içelim falan dedim de. Onlar bari sürüverdi çebişleri. Bu tarafa doğru. Sağ olsunlar. Malzemelerimi koydum. Şimdi bardaklarım falan. Hoş! Heh! Hoş! Heh! Lan mal işte de var ya. Davarın içine mi süreceğiz diye uğraşırlar. Ben anlamadım arkadaşlar. Geldi oradalar bakın 3 tanesi. Herhalde davara süreceğiz diye koştular. Canınız da çekebilir ama haklarınızı helal etmeyi unutmayın. Bir de ben dedim keyif yapayım böyle tek başıma davarda. Bir tane şiş aldım. 3 biber, 1 patlıcan, 2 domatesle. Ağzım sulandı vallahi, inşallah sizlerin de sulanıp da
Haklarınızı helal etmeyi unutmayın. Gel bakayım yavru kuzu buraya. Seni masaya bir yatıralım. Göbeklerim de pişti sayılır arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Tenekede tavuk yapmayı deneyeceğim boş bir vaktimde. İnşallah olur. Ama bugünkü güzeldi yani piknik. Davar da o tarafta gitmedi vallahi şükür. Şimdi bunu çayla yiyeyim. Göbeği yerken size bir şey anlatacağım. Geçen sene başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Elimle yiyorum ama yapacak bir şey yok. Bu tuz çok zararlı ama tuzluyunca, bunu bol tuzlayınca da acayip güzel oluyor ya. Durun şunu iyice soyayım. İyice bir tuzla yani. Ya Allah ya bismillah. Of ulan. Çayda çay olmuş arkadaşlar. Gelin buyurun içelim ya. Şimdi arkadaşlar sıra kuzu göbeklerine geldi. Bunlar da etten yani kalır yanı yok. Kuzu etinden, adı üstünde kuzu göbeği demişler ya. Kuzu etinden kalır yanı yok arkadaşlar. Hay aslanlar be. Arkadaşlar geçen sene Seyit Ali var ya, Seyit Ali'yi biliyorsunuz. Onunla kuzu göbeği aramaya gittik. Tabi sucuk, çay aldık. Sucuk ekmek yaptık dağda. Yedik falan sucuk ekmek. Göbek de o zaman bayağı bulmuştuk. 20-30 tane falan. Sucuğu yedik. İyi. Bardağı da içtik. 10'ar bardak. Çay da içtik. 5-6'şar bardak. Ondan sonra tak Ali şişe. Göbeği tak, ye tak, ye tak. Yani bir 20-30 tane göbek yedim ben falan. Ondan sonra kafa bir baktım 1 milyon. Kafa gidip gelmeye başladı arkadaşlar benim. Hey! Benim kafa 1 milyon oldu arkadaşlar. Eve geliyorum, başım dönüyor, uçuyor, bir şeyler oluyor. Tabii bunda çok protein var ya. Mahvetti beni ya. Sabaha kadar başım bir hoştu yani. Uçuyorum, dalgalanıyorum havada. Allah'tan bir şey olmadı. Çok yemek de zararlı, çok proteinli olduğu için. Bir de biz aşırı yedim ya. 20 tane falan dedim. Gıttıktan mı çıktın? Yani gıttıktan mı çıktın da bu kadar yedin Hasan diyebilirsiniz. Yani ne bileyim, o zaman da bir hoşuma gitmişti. Tak çek, tak çek, tak çek. Mahvetti beni arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yiyecekseniz dikkatli olun. Azar azar yiyin. Neyse şunu da yiyeyim arkadaşlar benim. Aklımda duracağına, karnımda dursun. Solak elimde falan. En sevmediğim şey arkadaşlar. Arada mecburiyetten denk geliyor. Solak elle yemek en sevmediğim şey. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldim.
Sizlerden bir ricam olacak bu videoyu izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kardeşimin de kanalı var, Abdullah Ay diye. Doğada yemek videolar yapacağım dedim. İki tane video paylaştım. Arkadaşlar Abdullah bana küstü. Ben ona destek olacağım, aslında destek oluyorum da. Dedim ki güzel sabret Apo, güzel bir şeyler yapalım dedim. Yani bana bayağı kızdı, küstü, beni kardeşlikten falan reddetti. Sizlerden ricam, aşağıya Apo'nun kanalının linkini koyacağım, yorumlar kısmına, aşağı açıklamaya. Göz atıp Apo'ya da destek, Abdullah'a da destek verirseniz sevinirim. Benim için yani aramızda bulmuş olursunuz belki yorumlarla. Abdullah Hasan abine kızma, seni düşündüğünden öyle şeyler söylemiş diye yazabilirseniz sevinirim. Aramızı bulmuş olursunuz. İnşallah Apo'ya da destek verirsiniz, Abdullah'a. Apo nerede? Takılmış ağzına. Destek verirseniz sevinirim. Çok kızdı ya bana. Vallahi şurama bir şey oldu arkadaşlar. Apo kızaldan beri, Apo küselden beri içime bir şey oturdu. Sizlerden ricam, yani destek olarak yorum atarak da Apo'ya bir sürpriz yapmış olalım. Abdullah'ın haberi yok bu söylediklerinden. İnşallah destek olun. Abdullah da bir yerlere bir şeyler yapmaya çalışsın bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Davarım da açtı. Ben de hızlıca koşarak gideceğim. Bunlar burada dursun. Gelince tekrar çevireceğim. Ondan sonra toplayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağ olun, var olun izlediğiniz için. Tavsiye ettiğin için, benim yanımda olduğunuz için. Görüşürüz.